Şimdi ÇEDES raporu bilindiği gibi Türkiye'de Alevili asimile edecek bir sistem üzerine kurulmuş. Okullarda yıllardır Alevilerin mücadelesi var biliyorsunuz. Din dersleri zorunlu ders olmaktan çıkarılsın diye. Bunu Avrupa mahkemeleri bile bu yönde kararı verdi. Türk mahkemeleri bu yönde onların kararlarını uygulamadı. Biz yine sünni din dersleriyle Alevi çocukları yetiştiriyoruz. Bunun amacına bu şekilde amaca ulaşamadıkları için yeni işte Kültür Bakanlığı Cem Evler Daire Başkanlığı kurulunca Kültür Bakanlığı Daire Başkanlığı da eğitimli dedeler, Diyanet İşleri'ne bağlı dedeler, müfredatını Diyanet İşleri'nden alacak dedeler oluşturup Cem Evlerine 3-5 de maaş vererek tamamen Diyanet İşleri'nin yani camilerde hocaların söylemlerini dedelerden isteyecekler. Bunu da bizim inancımız yıllardır bu şekilde olmuş. Bundan sonra değişmesine imkanı olmadığı için biz mecbur eski yönümüze gitmek zorundayız ve bakanlığın daire başkanlığında bir şekilde genel merkezimizin de federasyonun aldığı kararla tanımıyoruz. Çocuk beyine giren bir şeyi hiçbir zaman için unutmayacağı için onu da onlar çok iyi biliyorlar. Şimdi ben belli bir yaşa gelmişim. Bundan sonra bana her türlü yani yolumuzdan ayrı şeyleri anlatsalar hiçbir tanesi kafama girmez. Ama çocukken onun çocuğun beynini yıkamak için yani sünni ülkesi yaratmaya yönelik çalışmaların altyapısıdır. Yani çocuktan başlayacaksın. Başka şekilde yapamazsın ki. Çok var. Bazı okullarda müdürler hatlarını da aşarak işte ya içlerinizde Alevi var mı gibisinden çocuklara parmağınızı kaldırın gibi şeyler yapıyorlar. İşte yavrum sizin evde ne eğitim alınıyor? Annen baban sana ne gibi bir eğitimler veriyor din üzerine diye sorular da soruyor çocuklara. Yani tamamen o çocuğu tedirgin etmeye çalışıyor arkadaşlarının karşısında ki işte dediğim gibi sünni bir toplum yaratılmaya çalışıyor. Şu anki daire başkanının olduğu gibi Alevi ama ben ona Alevi demiyorum. Alevinin özü sözü birdir. Alevi kimse yolundan şaşıramaz, döndüremez. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan sözü Alevilere has bir sözdür. Ama daire başkanı olaraktan, işte maaş alaraktan, protokollarda yer alaraktan bir toplumu yok etmeye çalışamazsınız. Hakkınız yok. Ben bakanlığı ciddi olmasını isterim. Olmasını istiyorum daire başkanlığının. Önce şey başlasın. Bütün cem evlerinin elektriklerini, sularını bir ibadethane olarak görsün. Elektriğini, suyunu, dede maaşını, işçisi giderlerini tamamen kendisi ödesin. Ondan sonra buradaki dedelerin maaşını versin. Kendi eğittiği dedelerin değil. Evet. Ben vergi veriyorum. Bütün Aleviler gibi herkes de vergi veriyor. Bu ülkeye askerlik de yapıyor. Niye Diyanet İşleri'ne bağlayarak da maaş ödemeye çalışıyor? Niye daire başkanına bağlayarak da maaş ödemeye çalışıyor? Şartsız yapsın. Bir cami hocasının sen filan okuldan mezun olmuşsun, İmam Hatip'ten mezun olmuşsun, sen filandan olmamışsın deyip de onun maaşını vermemezlik yapıyor mu? O zaman Alevi dedesi de kendini yetiştirmiştir. Ben biliyorum ki ne Diyanet İşleri'nden daha fazla bilgiye sahip dedelerimiz var. O zaman o dedelerin maaşlarını kayıtsız şartsız versin.